arkadaşlar, ben Burak. Man in the Game'in ilk bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Diğer adıyla Nickname09 olarak biliniyorum internet ortamında. Bugün çok güzel bir programla karşınızdayım. Man in the Game'de birlikte gülüp eğleneceğiz, kahkahalar atacağız ve oyunlar hakkında bir sürü bilgiler kazanacağımız programdayız. Şimdi ilk programın ilk bölümüyle bilinmeyen kelimelerle başlamak istiyorum ben. Camping kelimesi. Şimdi camping kelimesini oyunlarda çok duyuyorsunuzdur. Oyunları hiç bilmeyen bir insansanız eğer, ya bu camping diyorlar ama camping dediğimiz şey ne ya falan diye düşünüyorsanız, campingi şöyle şu şekilde açıklayabiliriz aslında. Anıları İbrahim Tatlıses tarafından gidip pezevenin elinden kurtulamayan insanlara. Bu arkadaşlar bizim oyun zevkimizin içinden geçiyorlar maalesef ki. Şimdi nasıl oyun zevkinizin içinden geçiyorlar ve neler yaparak bunu yapıyorlar diye örnek göstermek gerekirse. Mesela PUBG oynuyorsun. Böyle silah almışsın, böyle çok heyecanlı bir şekilde girmişsin bir evin içine. Kalmış oyunda 20 kişi. Diyeceksin ki elinde böyle her şeyin var. Gitmişsin de üstü sürekli drop da almışsın. Böyle içinden de AVM çıkmış. Diyorsun ki oha ben bu oyunu kazandım herhalde. Her şeyin var elinde çünkü. Çok heyecanlısın. Ama unuttuğun bir şey var. Girdiğin o evde kampingçi var. İşte sen o eve girdiğin zaman olan şey ne biliyor musun? Arkandan çıkıp seni vuruyor. Ve sen o an... Ve seni vurduğu şey de öyle normal bir şey de değil ha. Sadece gidip pistolle vuruyor seni. Sen diyorsun ki nasıl ya, kaldı böyle ekranla öyle karşı karşıyasın, ne olduğunu anlamadan. İşte o arkadaşın kampingçi, oyunun başından beri oraya girdi, o eve pustu ve senin gelmeni bekliyordu ve senin geleceğini çok iyi biliyordu. İşte biz ona kampingçi diyoruz. Bu arkadaşlar İbrahim Tatlıses tarafından kurtarılamadı maalesef. Keşke kurtarsaydı. Şimdi cümle içinde kullanmak gerekirse kampingi şu şekilde örneklendirebiliriz. Haftamızın gördüğüm bir sürü problemi var aslında. Haftamızın sorununa gelmek gerekirse oyunlarla alakalı sorunumuza. Bizim gençlerimizde ben büyük bir problem görüyorum. Bakın gençlerimiz çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü bizim geleceğimiz, bu ülkenin geleceği onlar. Oyunlarda vakitlerini geçiriyorlar. Fakat hangi oyunda vakit geçiriyorlar? Valorant denen şeytan işi oyunda. Şimdi bunu nasıl yapıyorlar? Bu arkadaşlarımız Valorant'ı oynuyorlar ve Valorant oynarken bir süreden sonra ruhlarını şeytana satıyorlar ve diyeceksin ki hocam sen bunu nasıl görüyorsun? Hemen işte burada gördüğünüz benim bir gözlüğüm var. Bu gözlük bana bağış atılan bir gözlük. Bakın bahsedilen değil, bağış atılan bir gözlük. Ben bu gözlük aldığım zaman bu şekilde şöyle bir olay oluyor. Ben kimin ruhunu şeytana sattığını görebiliyorum. Ben şimdi, sattım mı? Efendim? Ben sattım mı? Sen satmadın. Tabii. Sen satmamışsın. Ama korktuğum için ben geri taktım buraya, geri koydum. Şimdi sattıysa falan hiç korku yaşamayalım, programın şeyi zedelenmesin. Diyecekler ki şimdi aileler, anneler babalar izliyorsa eğer bizde, onlara şöyle bir uyarıda bulunalım. Diyelim ki, diyecekler ki bana, soracaklardır ki soranları görüyorum. Hocam ben bu olaydan nasıl kurtulabilirim? Benim oğlum, benim kızım Valorant oynuyor ve o da ruhunu şeytana sattığından şüpheleniyorum. Ben bunu nasıl kurtaracağım? Ben bu beladan nasıl kurtaracağım kendi oğlumu diyorsa şöyle bir çözümüm var benim. Secret Neighborhood oynamaları. Secret Neighbor, insanların böyle arkadaşlarıyla oturup oynadığı çok eğlenceli bir oyun. Kendilerine gidip derseniz ki eğer, oğlum veya kızım sen hep Valorant oynuyorsun, biraz da git Secret Neighbor oyna. Bak parası da burada deyip oyuna bir de para yatırmalarına izin verirseniz eğer, kendileri diyecek ki benim alem salak herhalde. Bana gidip bak oyun için para veriyorlar, enayiler falan diyecektir. Açacaktır oyunu, hemen indirecektir heyecanlı bir şekilde. Fakat unuttuğu bir şey var, oyunu açtıktan sonra oyunu oynayamayacak. Çünkü çok büyük bir eksiği var. O eksik de hemen söylüyorum. Arkadaş. Saatlerini Valorant'ta geçirdikleri için arkadaşları yok maalesef bu arkadaşlarımızın. İşte bu yüzden çok büyük bir tehlike altındayız. Tabii Valorant tek tehlike değil. Bir de RPG'ler var tehlikeli olan. Ben mesela örnek vermek gerekirse geçen gün bakkala gittim. Alacağım çok bir şey yok. İşte ekmek alacağım, işte cips falan alacağım, kola alacağım, evde film izleyeceğim. İzlerken de bir şeyler ağzıma atayım, bir şeyler yiyeyim diye düşündüğüm için. Benim önümde bir tane çocuk vardı. Kendisi roleplayici. Nasıl anladın roleplayici olduğunu? Çünkü gerçek algısını yitirmiş. Böyle yürüyor. Yani üçgen vücutlu böyle yürüyor. Şimdi buradan anladım ben tak diye bunun RPG olduğunu. Sonra gitti. Bir kola bir cips almış. Bakkalcı 30 lira deyince bu kafayı tırlattı. Bir an dedi ne oluyoruz? Ne oluyoruz lan dedi. O anda şöyle anladım ki ben bu arkadaşımız RPG ve hemen arkasından fail RP diye bağıra bağıra bakkaldan dışarı koştu. Tabii ben de o bakkalcıyı orada kötü durumda bırakmam. Ne yaptım? Usta bir Man in the Game'ci olarak, usta bir oyuncu olarak, usta nickname 1309 olarak, bakın 1309 değil 1309 olarak gittim hemen adamın peşinden, çocuğun peşinden koştum. Dedim ki hop kardeş dur,
Ben bu sunucunun adminlerini tanıyorum. Seni banlatırım, git paranı geri öde. Tabii çocuk banlanmaktan çok korktuğu için döndü hemen. Hemen gitti yerine geri. Parasını ödedi. Çıktı, konu kapandı. Şimdi şöyle bir olay var. Diyeceksiniz ki bunun için ilacın ne? Hadi buna ilaç bul. Bunun da ilacımız var. Resonance of the Ocean. Çok tatlı bir oyun. Çok bağımsız ve ücretsiz bir oyun. Yeni çıkan oyunlar arasında. Temmuz ayında çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çok eğlenceli bir oyun. Bunu oynamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi haftanın oyunlarına, bu ayın oyunlarına gelmek gerekirse, biliyorsunuz Ağustos ayındayız. Ağustos ayı Temmuz kadar muhteşem olmasa da Ağustos ayında da çok güzel oyunlar verelim bizde. Bu ayın çıkacak oyunlarından, en önemli oyunlardan bir tanesi Salt of the Cersei. Salt of the Cersei yeni çıkan bir oyun değil aslında ama daha böyle modernize edilerek tekrar yapılan ve bilgisayara PlayStation 4'ü, PlayStation 5'e, Nintendo Switch gibi platformlara yeni gelecek bir oyun. Benim oyunu hakkında yapacağım eleştiri şu şekilde oldu. Oyunu oynarken çok heyecanlandım ve oyun çok güzel bir hikayesi var zaten. Ve oyun BAFTA ödülünü almış. BAFTA diyeceksiniz ki ne? İngiltere'de bir sinema ödülü. Dizi veya televizyon programlarına verilen bir ödül. Ve bir stüdyo daha verilmiş. O stüdyoda bu oyunu yapmışlar. O stüdyonun yaptığı oyun. Şöyle bir notlarımı kontrol ettim de. Elimizde bunu yapan stüdyomuz State of Play. State of Play tarafından geliştiren bizim bu oyunumuz. Soğuk Savaş döneminde geçen bir oyun aslında bu. Soğuk Savaş döneminde bir sürü tatlı politik göndermeleri olan, eğer politikayı çok seviyorsanız, yani tarihi politikayı çok seviyorsanız, o şekilde tarihi de anlayabilir, tarihteki politika şakalarını da anlayabilir ve siz de bir şaka yapabilirsiniz aslında. Çok da bunu yapabileceğiniz bir program. Çok eğleneceğiniz bir oyun, daha doğrusu program değil, yanlış söyledim de. Bu oyuna benim vereceğim puan 10 üzerinden 7.5 olacak. Çok eğlenceli bir oyundu. Tabii 7.5 çok düşük gibi gözükse de benim için 7.5 gayet yüksek bir puan. İkinci oyunumuz Cult of the Lamp. Cult of the Lamp 11 Ağustos'ta çıkacak ve 11 Ağustos'ta aramıza katılacak çok komik, çok eğlenceli olarak tahmin ettiğim bir oyun. Kendi bu oyundan gerçekten çok ümitliyim. Çünkü çok eğlenceli gözüküyor. Ve karamüze öğelerini çok fazla bulundurduğunu düşünüyorum. Oyundaki amacımız aslında biz oyuncular oyunda bir kuzu oluyoruz. Ve de bir kendi tarikatımızı kurmaya çalışıyoruz. Tabii bu tarikatı kurarken bir sürü mücadele yapmamız lazım. İşte savaş veriyoruz, savaşlar veriyoruz. Her şey serbest bu arada oyunda, kendi tarikatımızı yaymak için. Çok da güzel bir din eleştirisi yapıyor aslında. Dünyadaki dinlere çok güzel bir eleştiri yapıyor. O şekilde eleştiri yaparak da çok insanları güldürmeye çalışacak gibi gözüken oyunlar arasında. Şimdi bu oyun diyeceksiniz ki hocam bu oyun ne kadar? Bu oyun Steam'de 70 lira, PlayStation için 240 lira. Maalesef ülkemizde politikası olmadığı için, yerel fiyatlarının politikasına sahip olmadığı için 240 lira ödemek zorunda kalıyorsunuz oyun oynamak isterseniz. Fakat size Steam'den oynamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oyun çok fazla bir yerde kaplayacak gibi gözükmüyor ve sistem gereksinimini de çok yüksek görmüyorum ben. Üçüncü oyunumuz Rumbleverse. Şimdi Rumbleverse benim aşırı fazla sevdiğim oyunlardan bir tanesi oldu. Epic Games tarafından çıkartılıyor ve aşırı eğlenceli gözüküyor. Iron Games tarafından yapılıyor. Ve bu oyun PlayStation'da var, Xbox'ta var. Xbox'ta yok. Microsoft bunun haklarını alamadığı için Xbox'ta yok. Yanlış söyledim. Ve ücretsiz bir oyun. Oyunda yapacağımız şeyler aslında bu oyunu ilk gördüğüm zaman Battle Royale oyunu yazıyordu. Dedim ki ya Battle Royale oyunu ne ya? Hani her taraf zaten Battle Royale oyunu, PUBG'de Battle Royale, işte Fortnite'de Battle Royale, bırakın artık Battle Royale diye düşünürken aslında bu tip bir oyuna ihtiyacınız olduğunu fark ettim. Çünkü eğer güreş seven bir insansanız, yani Amerikan güreşini çok seven bir insansanız hareketlerinizle düşmanlarınızı elemeye çalışıyorsunuz bu oyunda. Yapılan şeylerden, oyunda yapabileceğiniz şeyler çok böyle sınırsız, neredeyse sınırsız diyebileceğiniz kadar çok şey var. Çünkü binalara tırmanabiliyorsun. Daha sonrasından çatıdan çatıya atlayarak düşmanlarını yakalayıp onları Amerikan güreş hareketleriyle eleyebiliyorsun. Çok aşırı havalı çünkü o havayı görünce ben dedim ki fragmanı görünce ağzımı suyu ak dedim. Ne oluyor? Oha böyle bir oyun yapıyorlar dedim. Ve oyun çıktığı gün ben tak diye alıyor şey indiriyorum. Zaten ücretsiz bir oyun. Oynaması ücretsiz tabii, oyun içerisinde ödemelerle para kazanacak gibi gözüküyor. Aşırı eğlenceli, aşırı derece tavsiye ediyorum. Şimdi gelelim bu oyun en büyük oyununa. Yani bu ay nasıl ya diyeceğimiz kadar muhteşem büyük bir olay oldu. Marvel Spider-Man oyunu sonunda bilgisayara geliyor. Tabii fiyatı 500 lira olsa da, çok pahalı gözükse de 500 lira olması. Çünkü 500 lira çok pahalı. Lütfen 500 liradan indirin azıcık ya. 500 lira ne ya? Hak ediyor mu oyun? Hak ediyor. Ama ben birazdan indikten sonra oyunu oynayabileceğim. Çünkü maalesef bende 500 lira yok ya. Belki Game Pass'e gelir. Nereden biliyoruz? Geleceğini sanmıyorum ama gelirse çok mutlu olurum. Lütfen, lütfen Microsoft gönder. Şimdi bu oyun bu ay çıkıyor ve çok heyecanlı gözüküyor. Ben yani çok
Oyunun için yol optimizasyonu, bilgisayar için çok iyi bir optimizasyon yaptıklarını düşünüyorum. Ki zaten oyunun fragmanını da tekrar yerle, oyun içi şeyleri görselleri sızdırıldı. Oyun içerisindeki birkaç tane görüntü sızdırıldı ve gayet optimizasyon iyi gözüküyordu. Umarım sızdırma doğrudur ve optimizasyon çok iyidir bana kalırsa. Umarım optimizasyon çok iyi olarak çok eğlenceli oyun deneyimi bize yaşatır. Aynı zamanda bu ay çıkacak oyunlar elbette bu kadar az değil de Rollerdrome diye bir oyunumuz var. Rollerdrome çok oynarken artistik hareketler yapabileceğiniz, yani ana karakteriniz bir paten süren biri. Siz oyunda paten sürüyorsunuz ve artistik, akrobatik hareketler yaparak düşmanlarınızı vurmaya çalışıyorsunuz. Çünkü silahlarınız var elinizde. Ya silahlarınızı düşmanla vuruyorsunuz işte akrobatik hareket yaparak. Böyle uçmadı, kaçmadı, oradan oraya zıplamadı bir oyun. Oynarken eğlenir misiniz? Bence eğlenir ama çok da bu türün aşığı değilseniz oynamanızı tavsiye etmiyorum. Ekstra olarak bu ay çıkacak oyundan bir tanesi de Stains of Rove diye bir oyunumuz var. Gördüğüm zaman gerek var mıydı ya böyle bir oyuna dedim aslında. Çünkü neden gerek var mı diye düşündüm. Şundan da gerek var mı diye düşündüm. Çünkü THQ tarafından geliştirilen serinin devam oyunu. Yani çok da ortalama üstü bir şey çıkacak gibi gelmiyor bana. Ama çıktığı zaman ilk izlenimini yaptıktan sonra bir duyurusunu geçer miyim size bilemiyorum. Diğer programlarımızda belki kendisine bahsederim. Umarım bahsettirebilecek kadar güzel bir şey çıkar ve ben de bahsederim. Umarım haksız çıkar ama ortalama hızlı çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü fragmanlarında da çok fazla bir oynayış göremedim ben aslında. 23 Ağustos'ta aramıza katılacak. Bir de Pac-Man oyunu var. Pac-Man'in kendi ailesinin kaçırıldığı ve kendi ailesini kurtarmak için çeşitli maceraları çıktığı bir oyun. 26 Ağustos'ta aramıza katılacak. 26 Ağustos'ta eğer çok fazla puzzle aşığı bir insansanız bu puzzle aşkınızı doyurabilecek bir oyun gibi gözüküyor. 3 boyutlu platform öğeleri var, puzzle öğeleri var gözüküyor ve aynı zamanda da ortalamanın üstünde bir hikayesinin olacak gibi gözüküyor baktığınız zaman fragmanına. Fragmana bakarak konuştuğumuz için bu işleri. 26 Ağustos'ta bir bilgisayarda yani PC'de, PlayStation 5'te, Xbox Series X ve Series S'te göreceğiz bunu. Bir de aynı zamanda Nintendo Switch'e de geliyor bu oyun. Şimdi bir de elimizde Destroy Humans 2 oyunu var. Eğer Game Pass'e sahipseniz veya Game Pass'i bir noktada aldıysanız eğer son bir yıl içerisinde muhtemelen Game Pass'te gördüğünüz oyunlardan bir tanesidir Destroy Humans. Ben Game Pass'te bu oyunu gördüğümde acaba bu neymiş ya deyip indirdiğim oyunlardan bir tanesiydi. Fakat oyunu ben pek uzun oynayamadım aslında. Çünkü beni çok eğlendiremedi. Yani kaos oyun. Sadece tek yapmanız gereken şey tüm insanları yok etmek ve bu şekilde puan kazanıp kazandığınız oyunlardan bir tanesi işte. O tip oynanan bir oyundu. Ben oyun oynarken pek eğlenemediğim için, yani eğlendim aslında da o zaman oynayacağım başka oyunlar vardı elimde. O yüzden Destroy Humans'a istediği ilgiyi veremedim. Ve de aynı zamanda oynayışı çok böyle hantal kalan, çok eski olduğunu hissettiren oyunlardan bir tanesiydi ve Destroy Humans'ın sonunda tekrardan yapılan bir yapımı geliyor. 30 Ağustos'ta kendisi aramıza katılacak. Çok eğlendireceğini düşünüyorum ben Destroy Humans'ın yeni oyununun. Yani o devam oyunu değil, aynı oyun ama daha böyle modernize edilerek aramıza katılacak oynanan bir tanesi. Destroy Humans'la beraber aynı günde çıkan bir de Immortality isminde bir oyun var. Her Story ve Five Days oyununu eğer gördüyseniz veya biliyorsanız veya oynadıysanız muhtemelen bu oyun türüne bilginiz vardır. Bu oyun türündeki oyunları biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız interaktif film oyunu diyebiliriz aslında. Oyuncuların yani oradaki karakterlerin gerçek aktör olduğu, bilgisayar ortamında modellenerek yaratan insanlar olmadan üretilen kişiler gerçekten bir kamerayla çekiliyor. Ve siz interaktif olarak bir film izliyorsunuz aslında ve interaktif olarak oraya olaya katılabiliyorsunuz. Veya Netflix'de eğer Bandersnatch gördüyseniz, onu oynadıysanız o tip oyun tipinin aynısı aslında. Bu da 30 Ağustos'ta aramıza katılacak. Çok eğlenceli gözüktüğünü düşünüyorum ben. Yani zaten interaktif film oyunlarını çok seven bir insan olarak bu oyun çıktığı gün almayı düşünüyorum. Bir de klip yorumlayacağımız kısım var ama ondan önce Rockstar'la bir telefon görüşmemiz olacak. Kendilerini program öncesinde aramıştım. Kendileri GTA 6 hakkında çok önemli bilgiler vereceklerdi. İlk önce aramam gerekiyor. Rockstar stüdyolarıyla mı görüşüyorum? Evet. Evet, nickname oyun 09. Evet. Şimdi GTA 6 hakkında bir görüşmemiz olacak sizin CEO'yla. Ha o görüş ama ben hani menindeki şimdi ama ama gizli. Peki.
Anladım. Tamam. Lütfen. Çok çok küfrediyorlarmış. Çok faklar maklar duydum. Şimdi en son çok korkutucuydu. Verdikleri bilgiye göre GTA 6 maalesef sızıntılar hakkında ben bilgi alamadım diyorum. Gizli bilgi deyip bu konuyu geçiyoruz. Sırada kliplerimiz var. İlk klibimiz Batman Arkham Knight'tan geliyor. Batman Arkham Knight eski bir oyun zaten. Yani hala gideri olan bir oyundur. Oyununuzu tavsiye ederim. Oynamadıysanız gerçekten oynayabilirsiniz. Çünkü hala modern oynayış sistemine sahip. Oynarken pek problem yaşamıyorsunuz ama oyun ilk çıktığında biliyorsunuz bilgisayar kısmında, PC kısmında çok büyük problemleri vardı oyunun. Optimizasyon problemleri vardı. Hepsi çözülmüş durumda. Şu an aşırı eğlenceli. Ufak tefek bug'lar oluyor. Karakterlerin bir anda uçması gibi. Ki zaten bu da şimdi göreceğiniz bug'lardan bir tanesi ama bug mıdır, gerçek midir bilemiyorum. Firefly karakteri biliyorsunuz Batman'in düşmanlarından bir tanesiydi. Batman olan aşkını ilan ediyor arkadaşlar. Fakat Batman'i biliyorsunuz. Batman çok ciddi bir karakter. Klibin devamını elimizde olmasa da klibin devamında olan şeyi biliyoruz. Batman Firefly'ın aşkını reddederek Firefly'ı çok fena bir şekilde pataklıyor. İkinci klibimiz ise Ghost Recon Wildfire'dan geliyor. Çok eğlenceli bir oyundur kendisi. Oynamanızı bununla tavsiye ederim. 2017 galiba, 2017-2018 senesinde çıkan bir oyun. Yine eski diyebiliriz ama hala modernli devam eden oyunlardan bir tanesi. Çok eğlenebileceğiniz oyunlardan bir tanesi. Ve aynı zamanda Ubisoft Play'de, aynı zamanda Game Pass alırsanız da yine elinizde olacak oyunlardan bir tanesi. Ben Game Pass ile kendisini oynama şansına sahip oldum. Onun üstüne de çok az oynamıştım ama çok fazla uzun süreli oynayamadan oyunu iade etmek zorunda kaldım. Hepimiz yapıyoruz lütfen. Çünkü oyunda çok pahalıydı ve o kadar verdiğim paraya değmediğini düşündüm. Fakat Game Pass'te görünce direkt tak diye aldım, indirdim oyunu. Şimdi burada Ubisoft bu oyunu ne kadar süre önce çıkartmasına rağmen ne yapıyor? Bize büyük bir problem yaratıyor. Bize bir ceza veriyor. Yoktan insan var ediyor. Yoktan insan var ediyor ya. Şimdi yoktan var edilen insanın nereden geldiğini hepiniz soruyorsunuz. Onu da 3. klipte göreceğiz. İlk önce 2. klibimizi izleyelim. Üçüncü klibimizde de Red Ornate oyunundan geliyor. Kendisi erken erişimde olan bir oyun. Erken erişimdeki oyunları biliyorsunuz buglar olabilir, problemler olabilir ama buradaki bug daha çok oynayan oyuncuların yüzünü güldüren buglardan bir tanesi. Çok da çıldırtan oyunlardan buglardan bir tanesi değil. Gördüğünüz üzere orada, birazdan göreceğiniz üzere veya karakterimiz gidiyor, düşmanı görüyor ve ona ellerini kaldırmasını söylediğinde düşman yok oluyor. Bir anda korkudan, terörist korkudan mesih gücü açıp yok oluyor. Yukarı çekiliyor, o kadar güçlü bir şekilde çekiliyor ki bir anda bizim ikinci klibimize kadar sıçramayı başarıyor. Fakat ikinci klibimizde de gördüğünüz üzere maalesef arabanın altında kalmaktan kurtulamıyor. Üçüncü klibimizi de izleyelim. Dördüncü klibimizde ruhunu şeytana satmayı reddeden arkadaşımızın kör vuruşunu görüyoruz. Buna çok yorum yapmak istemiyorum. Çünkü buraya çocuk getirsek veya kör bir şekilde birini oynatsak ondan daha iyi vuracağına adım kadar eminim diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Şok oku. Şimdi programımızın sonuna geldik. Bu kağıtta programın yeni etkileri var. Son klipleri izlediniz. İzlediğinize göre bizim kanalımızın reddettiği yeni etkilerden belirtmek istiyorum. Mide bulantıları, baş ağrısı, uykusuzluk gibi yeni etkileri olabilir arkadaşlar. Aynı zamanda kusabilirsiniz programdan sonra, programı izledikten sonra. Çünkü klipler biliyorsunuz bazen mide bulantısı yaratabiliyor. Fakat elbette sizi ilaçsız bırakmadan bir ilaç daha size önermek istiyorum. Eğer bunlardan bir tanesini yaşamak istemiyorsunuz veya yaşadıysanız önerim şu şekilde olacak. Gördüğünüz üzere şöyle bir kaset çalarımız deniyor değil mi buna? Kaset çalarımız var. Kaset çalarımızı eski bir tiptir. Tabii siz de gidip bulabilirsiniz.
Şuradan şurayı açıyoruz. Bunu açma yerini bulduktan sonra şuradan açıyoruz. Buraya kaseti koyun. İbrahim Tatlıses kaseti almanızı size öneriyorum. Eğer elinizde kaset çalar yoksa Spotify'dan da olabilir elbette. İbrahim Tatlıses müziği oyunu açıp dinleyerek Crab Game oynamanızı size öneriyorum ve bunu tavsiye ediyorum aslında. Şimdi iki tip oyun dinlemeniz gerekiyor. Eğer 2 yıldır oyun dünyası içerisinde varsınız, 2 yıldan fazla süredir Crab Game oynarken 4 İbrahim Tatlıses şarkısı dinlemeniz lazım. Eğer 2 yıldan az bir süredir oyun dünyasında varsanız 2 İbrahim Tatlıses şarkısı dinlemenizi size tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyor, iyi eğlenceler diliyor. Umarım çok güzel zamanlar geçirir, umarım çok güzel haftalar geçirirsiniz diyorum. Başka bir programda görüşmek üzere diyorum. Kendinize dikkat edin.